Hazırsak başlayabilirim. Herkese merhabalar. Bugün 20 Mayıs 2020 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Dünyadaki bütün parlamentolar korona döneminde koronaya özel tedbirlerle, özel korona düzenlemeleriyle görev yapıyorken dünyanın kapalı tutulan, çalıştırılmayan tek parlamentosundan ana muhalefet partisi olarak bütün vatandaşlarımızı bir kez daha selamlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi son toplantısını 15 Nisan günü gerçekleştirdi. O tarihten bu tarihe meclis kapalı. Ve Mustafa Şentop'a bu sorulduğunda Sayın Meclis Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil bir işi olmadığını, çalışmasına gerek olmadığını söyledi. Dünyada örneğin Birleşmiş Milletler Parlamentolar Birliği'nin hazırladığı rapora baktığımızda Arjantin Temsilciler Meclisi'nden başlayın. Arnavutluk, Brezilya, Maldivler, Kolombiya, Ürdün, Avrupa Birliği'nden Fransa, Almanya, Norveç, Hırvatistan, çok uzaklardan Guatemala, Endonezya, Kosova, Meksika, Cibuti Ulusal Meclisi, İsviçre, İngiltere, Yeni Zelanda, Doğu Timor, Ekvator parlamentoları yoğun şekilde çalışırken hem Covid'le mücadele için hem Covid sonrası ortaya çıkacak olan ekonomik tablonun ağırlığı altında halkları ezilmesin diye çeşitli çalışmalar, mücadeleler yapıyorlar. Konuyla ilgilenen basın mensubu arkadaşlarımıza Birleşmiş Milletler Parlamentolar Birliği'nin raporundan çıkardığımız kısa bir özeti paylaşabiliriz. Bizlerden bu talep edildiği takdirde hangi parlamento, hangi yöntemle ve nasıl çalışıyor bakmak lazım. Burada bu ülkelerin halklarına, bu ülkenin parlamentolarının gösterdiği özen, onların sorunlarına gösterdikleri yaklaşım, duyarlılık gerçekten ibret alınacak. Bizler açısından da Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Nisan'dan beri parlamentosuz bir şekilde yönetilmeye çalışıldığı düşünülse utanç verici bir durumdan karşı karşıyayız. Ve bunun başında buna en çok karşı çıkması gereken Mustafa Şentop'un parlamentonun önemli bir işinin olmadığını söylemesini de ibretlik bir olay olarak tarih önünde not ediyoruz, kayda geçirmek istiyoruz. Yani bu parlamento elbette açık olmalı. Ve açık olduğu takdirde neler yapacağı derseniz, hangi birini söyleseniz bir başka beklentiyi önemsemiyor gibi olacak. Ama elbette devletin şefkatli eline ihtiyaç duyan yoksullar için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bir yanda Damat Bey'in yaptığı açıklamalar var, birazdan değineceğim. Ama bu parlamentodan işsizler, özellikle genç işsizler, bütün yoksullar, esnaflar, asgari ücretle çalışıp kısa çalışma ödeneği ya da geçici olarak işten çıkarılıp çok düşük 500 liralık paralara mahkum edilen insanlar bu parlamentodan bir düzeltme, bir destek bekliyorlar. Çiftçiler bu parlamentodan beklentileri var. Ama Mustafa Şentop'a sorarsanız bu parlamentonun acil bir işi yok. Örneğin 20 bin tane öğretmenin ataması yapılmış. 20 bin öğretmen işten çıkmış, daha doğrusu ataması yapılmadığı için çalışmak zorunda kaldıkları geçici işlerden, güvencesiz işlerden ayrılmışlar. Atamada kendilerinden istenen evrakları hazırlamışlar. O sırada koronadan dolayı okullar kapandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi masasının üstünde bekletiyor. Sırf maaş almasınlar diye. Bu 20 bin öğretmenin sorununu haykırmak istiyoruz bu mecliste. Araştırma önergesi vermek istiyoruz. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı'nın görevini geciktirerek bu insanlara, 20 bin öğretmene yarattığı mağduriyetin dile getirilmesi gerekiyor bu mecliste. Ama bu meclis kapalı, bu meclisin kürsüsü suskun maalesef. Ve çiftçilerin borçlarının silinmesini öneriyoruz. Meclisi açın, çiftçilerin borçlarını silelim. Ama çiftçilerin borçlarını silmek için bir adım atılmıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret etmek için bir baraj açılışını
vesile yapan Cumhurbaşkanı barajın açılışında diyor ki, baraj önemli bir yerde, Diyarbakır, Batman, Muş, Diyarbakır, Batman ve Muş'u ilgilendiren, oradaki çiftçileri ilgilendiren bir yerde. Baraj açılışında diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu diyor, bana soruyor, çiftçiler için ne yaptın? Bu barajı yaptım diyor, yüreklerine su serpildi diyor. Şimdi o kurak topraklara su serpilmesi bir cumhuriyet projesidir. Ama vatandaşın aklıyla alay etmemek, çiftçimizi artık bu kadar da saf yerine koymamak lazım. Bakın, bir çiftçinin yüreğine su serpilebilir. Şöyle serpilir. Ekonomik durum kötü. Covid krizi bizi fena vurdu. Borçlarımın silinmesi yüreğime su serpti. Bu doğru bir laf. Verilecek olan mazot desteğini duydum. Mazotun yarısını onlar vereceklerdi. Söz vermiştiler. Mazotun yarısının verileceğini duydum. Bu haber yüreğime su serpti. Doğru kullanın. Tohum desteğini duydum, yüreğime su serpti. Bana ödenmeyen, hakkım olan desteklemeleri kanunda yazdığı gibi %1 oranında yapacaklar. Artık desteklemeler 7-8 kat artacak. Yüreğime su serpti bu haber, doğru. Ama ben Trakya'da çiftçiyim, ben Muğla'da çiftçiyim, ben Rize'de çaycıyım, ben Ordu'da fındıkçıyım. Güneydoğu'da baraj yapıldı, bu haber yüreğime su serpti. Ya çiftçilerle bu kadar da dalga geçmeyin. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, bari susun. Bari susun. Mazot desteği sözünü tutmadınız. Ürün desteklerini kanunu çiğneyerek çok azını veriyorsunuz. Perişan durumdalar, borçlarını silelim diyor CHP, karşı çıkıyorsunuz. Sonra ben baraj yaptım Hasankeyf'e, çiftçilerin yüreğine su serptim. Çiftçilerin aklıyla alay etmeyin. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu meclis açık olursa çiftçi borçlarının silinmesi konuşulacak. Bu meclis kapalı. Aile sigortası öneriyor CHP. Diyoruz ki her yoksul aileye en az 2000 lira diyoruz. 2250 liraya revize etmek istiyoruz. Ama bunu oturup konuşacak kimseyi mecliste bulamıyoruz. Çünkü meclis kapalı. Meclisin birinci partisi kaçak. Ona destek veren küçük ortak tatili tercih etti. 15 Nisan'da yapmayın dedik, gittiler. 2 Haziran'da döneceğiz diyorlar. Bu ülke 15 Nisan'la 2 Haziran arasında nasıl bir zamanı heba etti, bunları görmek lazım. Varlık Fonu'nun denetimi geçen Ekim'in işi hala yapılmamış. Mustafa Şentop diyor ki önemli bir işimiz yok. Varlık Fonu'nu denetleme gibi bir görevimiz var. Bugüne kadar gecikmiş. Bir ayda mecliste saklanmış rapor, görüşmeden gitmiş, hala daha önemli bir işimiz yok diyor. Hiç kimseden utanmıyorsa AK Parti, hiç kimseden mahcup olmuyorsa Mustafa Şentop ve AK Parti'nin bu meclisi yönetip çalıştırmayan iradesi kimseden utanmıyorsa etrafındaki polislerden utansın. Şehirler arası yol giderken her aracı tek tek durdurup ateşini ölçen, maske kontrolü yapan, seyahat belge kontrolü yapan, örneğin bayram, herkese bayram gelecek, buruk bir şekilde evlerde kutlanacak, 81 ilin polisi tam mesai, sokağa çıkma yasağını denetleyecekler. Şunlara verdiğiniz 3600 ek gösterge sözü ne oldu her seçim? En sonda Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Yemin billahlık verip söz veriyorsunuz, her seferinde kandırdığınız polise vereceğiniz 3600 ek gösterge için bu parlamentonun çalışması lazım. 3600 ek göstergeyi öğretmen bekliyor, vermiyorsunuz. Hekim dışı sağlık çalışanları bekliyor, vermiyorsunuz. Söz verdiğiniz herkese hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Duruyor. Uzman çavuşun sorunları duruyor. Askeri personeli sorunları duruyor. Yani her gün hamaset siyasetine alet ettiğiniz askerimizin, polisimizin, bu zor şartlarda görev yapan hemşirelerin bu meclisten beklentisi var. Hiçbirisini yerine getirmiyorsunuz. Ve bu meclisi kapalı tutmak için hiçbir bahaneniz yok. AVM'yi açan adam meclisi niye açmaz? Madenlerde sıkış tepiş çalışıyor çocuklarda. Korona tehlikesine rağmen. Bu meclis niye çalışmıyor bu kadar tedbire rağmen, bu kadar imkana rağmen? Tedarik zinciri kırılmasın, üretim zinciri kırılmasın, yasama zinciri kırıldı. Milletin ümitleri kırıldı.
Burası milletin her şeyi beklediği yer. Bu meclisin hiçbir şey yapamasa bile açık olması bu ülkenin kaderinle ve kederinle ortaklaştığı anlamına gelir. Bu meclisin kapalı tutulması milletin meclisinin milletin vicdanıyla arasında bir kopuş olduğunu gösterir. Bu meclis bugün bir kopuşun simgesidir. Buna itiraz ediyoruz. Ben saraydan yönetirim, mecliste kim oluyor demek, yetkiyi bana verdin ya, artık seni tanımıyorum, bir dahaki sandıkta görüşürsek görüşürüz demektir. Bunun dışında başka bir ifadesi yoktur. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Meclisi çalıştırmama AK Parti MHP iradesini bir kez daha kınarken Mustafa Şentop'a bir de başka bir yerden onun vicdanına seslenmek lazım. Sen 2020'nin ilk işine demiştin. Yılbaşı mesajında takip ediyoruz, unutmuyoruz. Konuşuyorsun, gidiyorsan ama ilk işimiz hayvan hakları yasası dedim. Bu konuda bu meclisteki 5 parti mutabık mı? Beklenti tamam mı? Raporu var mı? Artık oturup bunu yapmamız gerekiyor mu? 2020'nin ilk işi var da hayvan hakları yasası daha dokunulmamış. Sen meclis başkanı olarak tutup da bu meclisin önemli bir işi yok diyorsun. Hadi insanlardan utanmadın. Güzelim hayvancıklardan utan. Sözünden döneni kediler patilesin diye aşağıda yeminler etti bu meclis. Bundan 6 yıl 7 yıl önce halen daha olmadı. 2020'nin ilk işiydi. Meclisin kapalı tutulmasını savunurken önemli bir işimiz yok diyor. Hadi bizden utanmıyorsun. Kediciklerden, köpeciklerden, hayvancıklardan utan birazcık. Bizim hatırımız yoksa herhalde bu küçük dostlarımızın Mustafa Şentop'ta bir hatırı vardır. Hiçbir şey yapmasak gelir onu yaparız. Ama tutup da meclisin işi yok denmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Şimdi damat harikalar diyarında kayınpederinin sırlar ülkesinde dolaşıyor. Bir sabah kalkıyorsunuz 74 tane atama. Rektör atıyor, büyükelçi atıyor, genel müdür, genel müdür yardımcısı ne bulursa atıyor. İstediğini görevden alıyor. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nı gerekçesiz, daha doğrusu şeffaf olmayan bir şekilde, bir kendilerince bir gerekçeyle, kendisine söylenen, dayatılan bir gerekçeyle ne sebepleyse alıyor. Hiçbir şeyin izahı yok. Kayınpederin sırlar ülkesi, burada da bu sırlar ülkesinin en mutlu insanı damat. Harikalar diyarında. Ya damat açıkladı. Diyor ki, yani daha doğrusu hepimiz geçtik televizyonun başına, Türkiye bu koronavirüsle ekonomik olarak nasıl mücadele edecek diye izledik. Ve açıklandı. Şimdi kayınpeder açıklıyor. 100 milyarlık paket. Tamam. İçinde bir sürüsü zaten yapılacak ödemeler. Örneğin bayramlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarlı seçim vaadini biz de yapacağız deyip taklit edip bir kısmını hayata geçirdikleri için ödenecek olan para 5 milyon. Onu öne çekmeyi pakete koyuyorlar. Böylelikle bir 100 milyarlık paket. Velev ki dediğiniz doğru olsun 100 milyar. Yine kayınpeder ikinci bir paket açıkladı. Dediler ki bu da 100 milyar. Eyvallah doğru olsun. Sonra da dediler ki bizim açıkladığımız paketin boyutları 240 milyara çıktı. Hani buna da nasıl izahat getirilecekse getirecek. Velev ki doğru olsun. 240 milyarlık TL'lik paket var göya. Şimdi diyor ki bu paket çarpan eksisi etkisiyle 525 milyar oldu. Hani piyasayı çarpanlar var ya. Sen bana kaç para borcun vardı? 100 lira. Bir çarpan etkisi yapıyor, 200 liraya çıkarıyor. Kendi borcunu çarpan etkisiyle 50'ye. Ya damat bey sen kimi çarpıyorsun? Ne çarpan etkisinden bahsediyorsun? 200 milyar liranın bile gerçek karşılığının olmadığı bir yerde çarpan etkisiyle 525. O zaman şöyle mi? Yani sizin 200 milyarlık paket yaklaşık 30 milyar euro. Senin 20 katın, yani şimdi dediğin bütün beyanlarını doğru kabul ettiğimizde senin yaklaşık 30 katın kadar Merkel'in paketi var. Bizimki çarpan etkisiyle 525. E Merkel'inki çarpan etkisiyle ne oluyor? Ya Merkel'inki ne oluyor? Senin açıkladığın 30 milyar euroluk paket
dururken 850 milyar euroluk paket açıklamışlar. Onların çarpan etkisi ne oluyor? Vatandaşın aklıyla alay etmeyi bir sanat haline getirmiş bir iktidarla uğraşıyoruz. Ha bir de bakın, bu tabloyu ben yapmadım. Bu tablo aile ve çalışma gov.tr adresinden incelenebilir. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi. Sosyal Koruma Kalkanı bu. Sosyal Koruma Kalkanı. Türkiye genelinde açıklıyorlar. Sosyal destek programları, faz 1, faz 2, faz 3. Dağıtılan paralar. Faz 1'de 2, faz 2'de 2, faz 3'te 2 milyon 300 bin, 1 milyon olmak üzere toplam 5,5 milyon aileye para ödedik diyorlar. Bu paraların toplamı da 5 milyar TL'yi aşıyor. 5,5 milyar TL diyorlar. Zaten biner lira verildiği için 5,5 milyon kişiye biner lira veriyorsun, 5,5 milyar burada. Ayrıca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği var. Onlar da 4,800, 4 ve 700, topladığınızda bu da 6 milyar gibi bir para yapıyor. Toplamı da 11,5 milyar TL. Şimdi bir, bu Türkiye'nin utanç tablosudur. Bu Türkiye'nin utanç tablosudur. Çünkü gerçek anlamda yapılan yardım, yani iş adamına verilen krediyi, esnafın ötelenen borcunu, esnafa verilen ve daha sonra faiziyle alınacak kredileri gibi, aslında borç olarak verilen, faiziyle verilen ya da ötelenip faizi silinen paraları çarpan etkisi, marjinal etkisiyle ifade edip işte 200 milyar, 240 milyar çarptım böldüm 500 milyar diyorlar. Ama bu krizde devletin gerçekten şefkatli elini uzatması gerekenlere uzattığı para 11,5 milyar liradır. Bu paranın da 6,5 milyar lirası işçinin kumbarasından alınmıştır. Yani işsizlik sigorta fonundan. Yani hani Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin sayın başkanına keyfin yerinde Rıfat Bey diyor. Rıfat Bey de gülüyor ya. Güler tabii, aslan payını almış adam. Rıfat Bey'in o güldüğü para hazineden, işçinin, emekçinin parası sizlerin maaşınızdan kesilen işsizlik sigorta fonundan. İşçinin kumbarasından. O kumbaraya o para işçi, işveren ve devlet tarafından müştereken atılmaktadır. İşçi oldukça yüksek bir katkı sağlamaktadır. Ve o paralar sair zamanlardaki işsizlik içindir. Pandemide devlet şefkat gösteriyorsa, Rıfat Bey'e nereden veriyorsan oradan vereceğim, buraya saldırmayacağım. Bu parayı da hesaba katmaktadırlar. Ve sosyal destek, gerçekten yoksula ödenen para olarak baktığınızda da 5,5 milyar TL'yi dağıtmışlar ve bununla övünüyorlar. Duyan duymayan kalmasın. Damat Bey yalan söylemektedir. Fakirle fukarayla alay etmektedir. Yaptıkları toplam destek yoksullara 5,5 milyar liradır. Harcadık dediği para bunun 100 katıdır. %1'i ihtiyaç, 1000 liraya ihtiyaç duyan ve o başvuruyu yapacak kadar kendini muhtaç eden 5,5 milyon vatandaşa yapılanın 100 katını çarpan etkisiyle biz yaptık birilerine diyor. Damat Bey'i vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Ayrıca bütün işçiler şunu bilsin. Evet, evde oturuyoruz. Firmamız kısa çalışma ödeneğine başvurdu. %60 hiç olmazsa asgari ücret kadar bir parayı devlet bana ödüyor diyen herkes bilsin ki parayı senin kumbarandan aldılar da ödüyorlar. Bu senin kumbaran. O para senin alnının teriyle birikti. Sen çalıştın diye birikti. Ve o paranın içinden duble yollara para aldılar, o paraları geri vermediler. Başka başka yatırımlara para aldılar, o paraları geri vermediler. Şimdi senin paranla sana destek yapıyorlar. Miktar yetersizdir ama kaynak emekçinin kendi cebidir. İşsizlik sigorta fonuna bu paraların geri konacağına ilişkin de herhangi bir düzenleme yoktur. Yarın öbür gün ödeyeceğim de demiyor. Borç da almıyor.
Bir çocuğa bayram parası verecek. Getir bakalım kumbaranı diyor, içinden alıyor. Al sana bayram parası, at tekrar kumbaraya diyor. Var mı böyle bir şey? Kimi kandırıyorsunuz? Ve damatın bütün rakamları, hem kendini hem de başka bakanlıkların açıklamaları, damat beyin bizatihi bütün icraatını da yalanlamaktadır. Bu ifadeyi çok net olarak görüyoruz. Ayrıca bu meclisin açık olması durumunda sağlık çalışanlarının, hekim dışı sağlık çalışanlarının ciddi mağduriyetleri var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Şimdi alkışladığımız sadece doktorlar değil, bütün doktorlarımızı alkışlıyoruz. Bütün hemşirelerimizi, bütün hasta bakıcılarımızı ve sağlık işçilerini, hastanelerde çalışan bütün sağlık işçilerini, emekçilerini alkışlıyoruz. Ama krizde, pandemi günlerinde ekonomiyi konuşmadılar bile, kendileri istemediler bile. Ama büyük eşitsizliklere muhataplar. Ve bugün gelinen noktada 16 saat COVID servisinde nöbet tutan, defalarca hastaların odalarına giren, tedavi yapan, takip alan, tek başına bırakılan yaşlı hastaların yemeklerini dahi yedirdiklerini bildiğimiz, yanında kimsesi olmadığı için refakatçisi yemeklerini yedirdiğini bildiğimiz bir lisans hemşire 1500 lira, ön lisans eğitimli hemşire 1000 lira, orta öğretim eğitimli hemşire ise 500 lira almaktadır sadece. 500 lira. Yani bu COVID meselesinde bunu söylemek bizim boynumuzun borcu. Onlar COVID sırasında para konuşmuyorlar. Ama bu insanların bu mağduriyetlerini, uğradıkları, düşünsenize, örneğin çocuklarını aylardır görmüyorlar. Çocukları kreşteydi, eve geldi, ya birileri bakacak ya da bir bakıcı tutulacak. Bu paralar onların bakıcı masraflarını dahi karşılamıyor. Çok ciddi sıkıntı içindeler. Ayrıca 12 saatlik COVID nöbeti sırasında odaları temizleyen, çarşafları değiştiren, çöpleri toplayan, hastaların her türlü ihtiyacını karşılayan temizlik personeli de 0 TL almaktadır. 0 TL. COVID nöbetinden dolayı temizlik personeli hiçbir katkı almamaktadır. Bunların hepsinin burada düzenlenmesi lazım. Hemşireler için, diğer hekim dışı sağlık çalışanları için 3600 ek gösterge vermemiz gerekiyor. Taban aylıklarına zam yapmamız gerekiyor. Sabit ödemelerinin emekliliklerine yansıtılması gerekiyor. Nöbet ücretlerinde iyileştirme yapılması gerekiyor ve döner sermayeden herkesin emeği oranında katkı alması gerekiyor. Bunları meclisin yapmasını istiyoruz, bekliyoruz. Ancak birileri meclisi çalıştırmıyor. Gündemde olduğu için kısaca değinmek gerekirse, TRT'nin 19 Mayıs gafından utanç duyuyoruz. TRT'nin 19 Mayıs gafını basit bir olay olarak da görmüyoruz. Şundan görmüyoruz. Bir önceki basın toplantımda açıkça söylemiştim. Devlette liyakatsizlik, her türlü patavatsızlığın da, her türlü hatanın da önünü açıyor. Bugün TRT kadrolarındaki sadece sadakata bağlı yükselme, liyakatın göz ardı edilmiş olması, liyakatlilerin bekledikleri görevlere terfi etmeyip türlü çeşit mobbingle TRT'den koparıldıkları bir ortamda, işte size 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı. Bu hatayı Türkiye'nin herhangi bir yerinde kılçık antenden yayın yapan yerel televizyon yapsa, hatayı yapan utanır. Hatayı yapan utanır. Yapana ceza verirler. Ama TRT'yi bilenler bilir. Bu spikerin arkasındaki koca ekran görüntüsünün hazırlanıp da oraya konulduğunda bunu birer çift gözü olan en az 10 kişi, 20 gözden kaçmış deniyorlar buna. Bu 20 gözden kaçıyorsa TRT kendini bir daha bir kontrol edecek. Bir de efendim anlık hata. Bak şimdi anlık hatayı ben göstereyim size. Gece 12 haberleri. Anlık hata başladı. Gece 1 haberleri. Anlık hata giderildi. Diyorsunuz ki ya bu kadar büyük bir hata yapılmış, bir an için olmuş, uyarılmış, düzelmiş. Sabah 8 haberleri. Anlık hata devam ediyor.
Sabah 9 haberleri anlık hata devam ediyor. Yani işin şu boyutu gözden kaçmasın. Anlık hata yapılıyor. Anlık hata fark ediliyor. Bir sonraki bültende düzeltiliyor. Sabah 8'de 9'da tekrar yapılıyor. Kasıt yoksa özensizliğin de bu kadarı olmaz. Bu kadar başıboşluk olmaz. Sen devletin TRT gibi bir yerde 19 Mayıs'a Atatürk Anla Gençlik ve Spor Bayramı yazılmayıp Cumhuriyet Bayramı yazılması hatası yapılıp da fark edilince orada zaten birileri hala uyumaya devam edebiliyorsa bunu bir kriz, bir sorun, düzeltilmesi, özür dilenmesi, telafi edilmesi gereken bir şey olarak görmüyorsanız ve bu hatayı sabah 8 ve 9'da tekrar edebiliyorsanız vay TRT'nin haline, yanarız yanarız TRT'yi bugünlere getiren TRT emekçilerinin, şu anda hayatta olmayan dünya kadar TRT emekçisinin emeklerine yazıktır. Allah rahmet eylesin ama onları bile yattıkları yerde rahatsız ediyorsunuz. Olacak iş değil. Çünkü TRT tam da sarayın güdümünde, saraya sadakatiyle bilinen, kendi sadakatlerini türlü yöntemlerle saraya ispat edenler tarafından yönetiliyor. Ve bu yüzden de böylesine bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Diğer tarafta Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun başkanının ağzından saraya sadakat yeminlerini bu parlamentodan seçilmiş, bu parlamentodan seçilerek görevini yapan birisinin kullandığı beyanlar olarak gördüğümüzde biz kendi payımıza dahi utanmış durumdayız. Bu parlamentodan böyle birisini aday gösteren AKP grubuna, ona oy verip de bunu bu göreve getirenlere, orada kendisini başkan seçenlere ve her seferinde de RTÜK başkanını aslında öyle bildiğiniz gibi değildir diye koruyan buradaki AKP grup yöneticilerine bir seslenmek lazım. Bir sesiniz çıkmayacak mı? Bir sesiniz çıkmayacak mı? Ölüm listelerinin öncüsü, tecavüz listelerinin müsebbibi ve aslında bir toplumsal karışıklık bir fırsatta komşularının canına kastedecek kadar şuursuzluğu ekranlarda ifade edebilen birine arka çıkan ve kafasında onlar ve biz varız, bizim tarafın delisi de, bizim tarafın şantajcısı da, bizim tarafın sapığı da, bizim tarafın akla gelen her suçu işlemeye müsait adamı da bizim tarafta olduğu için cezayı cezadan muaftır yaklaşımını içine sindiren bir RTÜK başkanını bu Türkiye ne kadar taşıyabilir? Bu parlamento ne kadar taşıyabilir? Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl taşıyabilir? Gerçekten merak ediyoruz ve bunu samimiyetle soruyoruz. Siz bu RTÜK başkanı daha ne kadar taşıyabilirsiniz? Haddini aşmış bir bürokrat, terbiyesiz bir bürokrat, yaptığı her iş kanuna aykırı bir bürokrat, suçüstü yakalanmış. RTÜK'le diyor, bağlantılı bir yerde başka bir görev alamazsın. Alırsan başkanlıktan, RTÜK üyeliğinden çekilmiş sayılırsın. Suçüstü yakalanmadı mı? Daha sonra da AKP'nin telkiniyle görevinden istifa etmedi mi? Ve şimdi halen daha aslında hukuken görevden çekilmiş sayıldığı halde orada işgalci pozisyonunda değil mi? Bu RTÜK başkanının bir gün daha görevde kalması her anlamıyla kanunu ihlal, anayasayı ihlaldir ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taşıması güç bir yük haline gelmiştir. RTÜK üyelerinin tarafsızlıkla görev yapması en önemli taşımaları gereken meziyetken, taşımaları gereken bir ölçütken, kendisi açıkça partili bir cumhurbaşkanından, bir partinin genel başkanından talimat gelirse emir kaydedeceğini, emir kabul edeceğini söyleyen birisinin bu görevi ne kadar daha sürdürebileceğini biz de merak ediyoruz. Son olarak benim söyleyeceğim, Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi
silah arkadaşları gözyaşları içinde uğurladı. Bütün Türkiye gözyaşları içinde törenini izledi. Aynı gün tedavisinin başarıyla sonuçlanmadığı için şehit düşen, 10 günlük hayat mücadelesini veren Er Halil Çakır kardeşimiz aramızdan ayrıldı. İkisinin de hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Ve Kars ve Hakkari'deki bu şehitlerimize duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade ediyoruz. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanından da bu saldırılarla Vefa Destek Grubu'na Adana Yüreğir'de saldırı yapıldı. İkisi aynı şeydir diyen Cumhurbaşkanı'na da teessüflerimizi iletiyoruz. Bu zehirli dili terk etmesini bir kez daha kendisine ifade ediyoruz. Bu zehirli dilin ne ülkeye faydası vardır, ne gençlere faydası vardır, ne de size bir faydası vardır. Bu zehirli dil size yerel seçimleri de kaybettirdi. Tekrar ettirdiğiniz İstanbul seçimlerini de kaybettirdi. Bundan sonra gireceğiniz ilk seçimi de bu zehirli dil size kaybettirecek. Ama Türkiye'ye de çok şey kaybettiriyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz da eli kanlı PKK'lı teröristlerin Mehmetçiğimizi, yüzbaşımızı şehit ettiği bir olayla Yüreğir'deki bir şüpheli yaşanmışlığı aynı kefeye koyup da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine, gençlik kolları başkanına PKK'yla eş noktaya tutuyorsunuz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Eren Vefa Destek Grubu'nda çalışan bir kişi. Eren'in bütün arkadaşlarının Vefa Destek Grubu'nda Vefa Destek yelekleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaşmasından utanç duymayıp da halen daha sadece ve sadece siyaseten bir kutuplaşma CHP ile PKK'yı aynı safa koyacak bir fırsat bulup kullanalım. Bunu ararken efendim Yüreğir'de bir olay olmuş. Vefa Destek'te çalışıyor gençler. Gündüz geceleyin iftar sonrası yürüyüş yaparken annesiyle babasıyla bakmış ki Vefa Destek elemanlarının bazıları gereksiz kaymakamlık önünden Yüreğir Belediyesi araçlarına bir şey taşıyorlar. Gidip soruyorlar ne oluyor burada? Çünkü bizim belediyelere bir şey yaptırmıyorsunuz ya. Gecenin vakti Yüreğir Belediyesi'ne bir şey yaptırıyorsanız ne var burada? Bir şey var ki panik var. Kaymakam bağırıyor çağırıyor. Kaymakamın koruması silah çekiyor. Görüntüler ortada. Şimdi ve bunun üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oluyor. Polisi çağıran Eren. Ertesi gün ifadeye gidiliyor. 4 kişinin ifadesi alınıyor. Eren, annesi, kardeşi, babası. 10 kişi, 20 kişi gelmiş falan. Niye ifadelerini almıyor polis? Nerede bu insanlar? Orada bulunanlar var, söz söyleyenler var. Ama kalabalık bir grup organize saldırı. Nerede bu insanlar? İfadeden sonra sarılıyor. Efendim Yüreğir'de bir olay olmuş. Polis ifadeden bırakmış. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir partinin genel başkanı. Böyle bir olayı çarpıtabiliriz. Elimizde medya gücü var. Her imkanımız var. Öyle bir hale getiririz ki, öyle bir söyleriz ki terörist saldırıyla eş tutarız diye 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda gencecik Eren'imizi içeride tuttular. Halen daha tutuklu. Halen daha. Eren'in içeride tutulması, bir gün daha içeride tutulması her Cumhuriyet Halk Partili'nin yüreğini yakmaktadır. Bu işten yüreği yanmayan varsa beri gelsin. Şimdi şunu söyleyelim. Kaymakamlığın önü, Eren, ailesi, avukatları ve CHP olarak talep ediyoruz. Kaymakamlığın MOBESA kameralarını açıklayın. Aleyhimize bir şey olsa, dün akşam yandaş kanallarda 30 tur dönmüştü zaten. Varsa açıklayın. MOBESA kameralarını açıklayın. Recep Tayyip Erdoğan. O bir tek senin gördüğün görüntülere benziyor bu. Bir gösterin bakalım Eren ne yapmış, polis ne yapmış. Bunun üzerine aslında bunları nereye dağıtıyorsunuz deyince panik halinde gençlere saldırıp ittirip silah çekip
Daha sonra da ertesi gün bu işi tutuklamaya çevirip yürütülen algı operasyonunu lanetliyoruz. Eren'i içeride tuttuğunuz her gün haksızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'na da şunu söylüyoruz. Eren'i bırak. Zavallı Eren'le uğraşmayı bırak. Sadece ve sadece bir çarptırma için. Biz buradayız kardeşim. Özgür Özel burada. Kemal Kılıçdaroğlu burada. Hangi bizi istiyorsan buradayız. Bu kadar küçüldüyseniz biz buradayız. Gençlerle, çocuklarla uğraşmayı bırakın. Bırakın bu saçmalığı. Siz burada ne yapıyorsunuz diye giden çocuğa suçüstü yakalanmış beyefendi, gecenin bir vakti kaymakamın da varlığında, ondan sonra oradan buradan haber yolluyorlar. Biz meseleyi büyütmek istemiyoruz. Daha ne büyüteceksiniz? Daha ne büyüteceksiniz? Gencecik bir çocuk gençlik bayramını hapishanede geçirdi yalanlarınız yüzünden. Kaymakamlığın MOBESE kameraları nerede? Biz buradayız kardeşim. Siyasi muhatabınız biziz. Bizi sözle yenmezseniz başka tehditiniz var doğru da. Her ne tehditin varsa biz buradayız. Çolukla çocukla uğraşmayı bırakın. Mertseniz biz buradayız. CHP burada. Bizle ne uğraşın? Sizi biz kızdırıyoruz. Eren'in bir günahı yok. Eren Vefa Destek Grubu'nda çalışıp senin teşekkür ettiğin çocuklardan birisi. Vicdanın varsa, bir vicdanlı duyuyorsa bu konuşmaları. Örneğin Naci Bostancı, AKP Grup Başkan Vekili bu konuşmayı duyuyorsa, Cumhurbaşkanı'na desin ki, MOBESE kameralarından bakılsın diyor CHP, çünkü o çocuğun hiçbir suçu yok. Tamamen yalan. Siz bunu şöyle yaptınız. CHP'yi PKK ile ilişkilendirmek için o günkü PKK üzerine bir bahane ararken bunu buldunuz. Bir ilişkilendirme yapacaksanız bunun için gencecik günahsız çocukları bu işe alet etmeyin. Eren'i bırakın, biz buradayız. Sizi biz kızdırıyoruz. Bizle baş edemiyorsunuz. Bizim yüzümüzden çıldırıyorsunuz. Çolukla çocukla uğraşmayın. Yoksa o parayla beslediğiniz Süleyman Soylu'nun beslediği troll var ya, sakallı troll. Ondan bir farkınız kalmaz. O da çünkü bizi çocuklarımızla, eşlerimizin hayatını ondan nasıl kurtaracağımızla tehdit ediyor. Para veriyorsunuz ya ona. Hiç para falan vermeyin. Aynısını yapıyorsunuz. Pis işlerinizi başkasına yaptırıyordunuz. Şu anda aynısını yapıyorsunuz. Terbiyesizliğin de, tenezzül etmenin de, tamahkarlığın da, yalancılığın da bir hududu var. Bu hudutları aşmayın. Bu hudutları aştınız, siyaseti daha fazla çirkinleştirmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa. Sayın Bahçeli zaten özetledi. Sayın Bahçeli Erdoğan'ı üzecek işler yapmıyor. Erdoğan'ı mutlu edecek işler yapıyor. Şimdi Erdoğan'ın partisi yoğun sancılardan sonra ikiz doğurdu biliyorsunuz. İki tane yeni parti var. O partilerin mecliste grup kurmasını engelleyecek işler yapılmasını AK Partililer söylediğinde bu bir özgüven eksikliği olarak algılanmıştı. Devlet Bahçeli o yüzden bu yükü Erdoğan'ın ve partisinin sırtından almış, bu partilerin grup kurmasını zorlaştırmayı öneriyor. Makul sayı olarak da 40'ı bulmuş. Şimdi İyi Parti 39 olunca 20 olan grup kurma sayısını 40'a çıkaralım, hem iki grup kurmak için zor olur. Peki Bahçeli'ye, Sayın Bahçeli'ye yarın şöyle derler: İyi öneriymiş, görüyorum ve arttırıyorum. 50 olursa ne olacak? 49 milletvekiliyle ne yapacaksınız mecliste? Böyle bir şey olur mu? Grup kurma sayısını partilerin milletvekili sayılarına göre hesap kitap yaparak yaparsanız tehlikeli sınıra geldiniz. 40 milletvekili olsun grup, İyi Parti'de 39, diğerlerinin kurması zor olsun. Öbür tarafta sen de 49'dasın. Birisi tutar 50 olsun derse, ona yok 50 olmasın 40 olsun, 40 iyidir, 50'den iyidir diye bir açıklama milleti ikna edecekse gerçekten enteresan bir yaklaşım. Yılların baraj savunucusu Bahçeli, yıllardır baraj kalkmamalıdır başka bir kaygıdan veya başka bir niyetle.
Kendisi baraja takılınca, baraja takıldığını görünce koşa koşa AK Parti'nin ile birlikte AK Parti'ye tutunarak siyaset yapmanın formülünü bulup ittifak kanununu çıkarmışlardı. Şimdi bu pozisyona göre yeni kanunlar çıkaracaklar. Ve siyasi partiler yasası, siyasi etik yasası, şunu söyleyelim, onların bundan beklentisiyle milletin bizden beklentisi arasında sadece isim benzerliği var. Siyasi etik yasası dediğinizde, örneğin tüm partilere hazine yardımı veya siyasi partiler yasası dediğinizde tüm partilere hazine yardımını, siyasetçiler için etik kurallar dediğimizde alınacak olan hediyenin tutarını, kaynağının açıklanmasını, şeffaf bir şekilde mal bildirimlerinin toplumla paylaşılmasını, yine partilerin almakta oldukları yardımların dışındaki siyasetin finansmanının şeffaflaştırılmasını, örneğin Soma'daki bir madenin aldığı maden alanından sonra AK Parti Soma ve Manisa siyasetini geçmişte nasıl finanse ettiği meclisin tutanakları altında varken, nasıl bir partinin mitingine madenciler zorla götürülmüşken, bunların hepsi belliyken siyasi etiğe bunların yazılması gerektiğini, ön seçim yapma zorunluluğunu Sayın Bahçeli, kadın ve gençlik kotalarını, yurt dışı seçim bölgesi koyarak yurt dışındaki vatandaşların kendi temsilcilerinin parlamentoya taşınmasını, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının Anayasa Mahkemesi denetimine açılmasını, Cumhurbaşkanlığı örtülü öderiğinin bu kadar da örtülü olmamasını, doğru yere kullanılıp kullanmadığının mutlaka bir mekanizmayla denetlenmesini, partiler arasında propaganda eşitliğini beklerken millet, biz bunları siyasi etik yasası ve siyasi partiler kanunu değişiklik teklifleri diye meclise sunduk çoktan. Randevu istedik, randevu vermediniz. O kadar kapalısınız her şeye. Ama şimdi Erdoğan'ı üzecek değil, sevindirecek şeyler yapma göreviyle konuşuyor. Sayın Bahçeli'nin söylediği siyasi etik kanununu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci başbakanı, üçüncü başbakanı ikinci başbakanına, ikinci genel başkanı birinci genel başkanına, Sayın Davutoğlu Erdoğan'a söylediğinde il ilçe başkanı bulamayız demişti. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin il ilçe başkanlarını değil ama AK Parti'nin böyle bir kanun çıkacağı durumda il ilçe başkanı bulamayacağını söyleyen nitelikteki il ilçe başkanları varken Sayın Bahçeli'nin siyasi etik kanunundan ne kastettiğini bütün topluma bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biz Erdoğan'ı üzecek bir şey yapmayız. Yani Erdoğan'ı üzmeyecek bir siyasi etik kanununun Türkiye'nin beklentilerine cevap vermeyeceğini, yapılacak siyasi partiler kanundaki değişikliklerle ilgili söylediklerinin de bir gerçek toplumsal karşılığı olmadığını ifade etmem gerekiyor. Buyurun. Birincisi, Sayın Genel Başkanımız 19 Mayıs'ta pandemi şartlarından dolayı da 19'u 19 gece yaklaşımında toplumda da o saatte çeşitli beklentiler varken Sayın Genel Başkan da gençlere bir sürpriz olarak 19 Mayıs'ta saat 19.19'da bir ziyaret planladı. Bunu usulüne uygun olarak da ilgili mercilere bildirdik. İlgili mercilerden önce bunun onayı da geldi Anıtkabir Komutanlığı'ndan ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Ama ardından Sayın Genel Başkan'ın 19.19'da Atatürk'ün huzurunda olup orada İstiklal Marşı'nı söyleyecek olması birilerinin siyasi hesaplarına denk düşmedi. Çünkü bir istismar alanı yaratıyor. Aman her şey onun. 19 Mayıs'ta onun, 19 Mayıs 19'u 19 gece dakikası da beyefendiye zimmetli. O dakikada CHP Genel Başkanı'nın partisinin ve ülkenin kurucusunun huzuruna bir çiçek bırakmasının, bir saygı duruşunda bulunmasını, elinde bulundurduğu kamu gücünü orantısız ve özensiz kullanarak ihlal eden bir cumhurbaşkanı, onun talimatıyla da
saat 18'de gelin diye saati değiştiriyorlar. Ve 9 kişiyle sınırlıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ziyaretini. 9 kişi girebilir içeriye. 9 milletvekili girebilir. Sayın Genel Başkan'dan önce Genel Başkan yardımcılarımız Anıtkabir'in kapısında. Yani bugün bazı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili bile bu trollerin yaymacasına alet olmuş. O da diyor genel başkanlarıyla buluşamadılar. Genel başkanı Anıtkabir giriş kapısında milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcılarımız bekliyor. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız bekliyor. Sayın Genel Başkan geliyor. Geldiğinde Sayın Genel Başkan'a siz geçebilirsiniz. 9 kişi sınırı var diyorlar. Ve Genel Başkan geçiyor. Diğer arkadaşlarımızın arabalarını dahi içeri almıyorlar. Meclis Başkan Vekilimiz Levent Gökek'i dahi engelleme yapıyorlar. Çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu genel başkanımız gençlere emanet etmiş. 19 Mayıs'ı tüm gençliğimiz adına Gençlik Kolları Genel Başkanımız Anıtkabir'e sokulmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın giremeyeceği söyleniyor. Ve Ankara İl Başkanımızı bütün örgütümüz adına içeri sokmak istiyoruz, sokulmuyor. Bu sırada araçlar da sokulmuyor. Genel Başkan Yardımcımız kapıdaki görevlilerle bu konuyu görüşüyorlar, müzakere ediyorlar. Maalesef izinde bir değişiklik olmuyor. Ve Gençlik Kolları Genel Başkanımız içeri girebilsin diye bir Genel Başkan Yardımcımız girmiyor. En genç milletvekilimiz girebilsin diye bir başka milletvekilimiz fedakarlık ediyor Aysu Bankoğlu için. Mansur Yavaş Sayın Genel Başkanımızla birlikte içeri giriyor. O da sayıya dahil olduğu için bir başka milletvekilimiz girmiyor ve Ankara İl Başkanımız da içeriye giremiyor. Bu tartışma ve içeri sokulmayan araçlardan dolayı arkadaşlarımızın bir kısmının yürüyerek gitmesi, daha sonra Sayın Genel Başkan'ın aracının gidip kapıdaki arkadaşlara tekrar gelmesi. Görüntülerdeki gelen minibüsten inen arkadaşlarımız Sayın Genel Başkan'ı getiren minibüsten iniyorlar. Çünkü minibüs İçeriye araçları sokulmadığı için gidip onları alıp geliyor. 18 dakikalık beklemek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının 19-19'u Sayın Genel Başkanımızın çelenk koymasına engel olmak için yapmış olduğu manipülasyon ve sayı kısıtlamasından dolayı orada yaşanılan, çekilen eziyet ve utancın toplam dakikasıdır. Sayın Genel Başkan'a siz geçin. Beraberindekilerin arabalarını kapıdan sokmayıp orada çeşitli tartışmalara sebebiyet verilmesi. Bundan utanması gerekenler bunu mesele yapıyorlar. Gerçekten anlaşılacak gibi değildir. Oradaki yayını ne Anadolu Ajansı çekti ne Doğan Haber Ajansı. Biz oradaki bekletmenin görünür olması için Anka Haber Ajansı tarafından çekilmiş görüntülerdir. Orada bir başka kamera, bir başka şey değil, Cumhuriyet Halk Partisi liderine eşlik eden Anka Haber Ajansı'nın çektiği görüntülerdir. O görüntüleri alıp da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bekletti. Sen genel başkanla birlikte gelen milletvekillerin araçlarını almaz, orada 9 kişi sınırlaması yapar, partinin gençlik kolları genel başkanını kapıda tutarsan, oradaki 18 dakikanın hesabını verecek olan bu ülkeyi bir bayramda bile centilmence yönetemeyenlerdir. Bir bayram günü bile ellerindeki kamu gücünü ana muhalefet partisine karşı olumsuz şekilde kullanmaya çalışanlardır. Bundan utanmayıp bu görüntüleri halen daha istismar amaçlı kullananlara biz daha ne söyleyelim? Yandaş kanallarda bu görüntüleri haber programlarına hazırlayan montajcı arkadaş, ekmek parası için yapacaksın. Sade kendine söyle, biz duymayalım. Vicdanın el veriyor mu verilen bu talimatı yerine getirmeyi? Yandaş kanalda bu haberi sunacak olan emekçi arkadaş, senin vicdanın el veriyor mu? Biz başka bir şey söylemiyoruz. Buyurun Cemal Bey. Sayın Kılıçdaroğlu orada Sayın Veli Ağabey'i fırçalıyor şeklinde. Daha
Sayın Veli Ağbaba, talimatınız olursa arkadaşları içeri sokarız. Gider bu araçla alırız veya bir şekilde sokarız ama böyle böyle zorluk çıkarıyorlar deyince Sayın Genel Başkan'ın Veli Ağbaba'ya söylediği bu onların ayıbı olarak kalsın. Biz orada bir sertleşme yapmayalım. Askerle, oradaki askerle veya güvenlik görevlileriyle herhangi bir tartışmaya girmeyelim. Bu heyetle yapalım diyor. Mesele o. Sayın Veli Ağbaba Genel Başkan gitmeden yarım saat önce Anıtkabir'in giriş kapısındadır. Yani Anıtkabir'in kamera kayıtlarını gösterin diyelim. Anıtkabir'in kamera kayıtlarında eğer CHP'liler genel başkanlarından sonra geldiği ispatlıyorlarsa biz istediklerini yapmaya hazırız. Ama yani utanmazlığında bu kadarı diyoruz. Başka bir şey yok. Katar'la Sivap anlaşması şudur. Ana şebeke borusu patlak. Eve su gelmiyor. Onaramıyorlar. Evin suları kesik. Komşunun bidonundan hortumla su çekiyor bizimkiler. Katar'la Sivap anlaşması. Amerika'yla yok. Avrupa'yla yok. Dünyanın herhangi bir ülkesinden yok. Çin hariç. Çin ne Katar? Dolar konusunda ve Sivap konusunda anlaşmaya varabildiğimiz iki ülke Çin ve Katar. Bu hem dış politikada hem ekonomideki beceriksiz yönetimden dolayı Türkiye'nin hem dış politikadaki itibarsızlaşması hem ekonomisine olan güvensizliğin yansıması sonucu ortaya çıkan bir krizdir, bir çıkmazdır, bir açmazdır, adeta bir buhrandır. Sayın Genel Başkan buhrandan çıkış reçetesini boşuna açıklamamıştır. Türkiye'ye bugünlerde kapı kapı gezip batıdan herhangi bir ülkeyi bizimle swap anlaşmasına ikna edemeyen bir ülke haline getirmişlerdir. Ve yurt dışında teker teker Türk parası geçersiz, itibarsız bir paraya dönüşmektedir. Bunun da sorumluluğu liyakatsiz damadındır. Damat olduğu için ekonominin başındadır. Ve bu yüzden ekonominin başında damat olduğu için bu haldeyizdir. Ve bir yandan da yurt dışına dolar kaçıranları tehdit etmektedir Sayın Cumhurbaşkanı. Yurt dışına dolar kaçıranları tehdit ediyorsa kim olduklarını hiç merak etmesin ben söyleyeyim. Bütün ihaleleri verdiğiniz beşli çete müteahhit yurt dışına dolar kaçırmaktadır. Yurt dışına en çok doları TÜRGEV, TÜKVA, Ensar vakıfları çıkarmaktadır. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılacaksa aile meclisinde yapılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına para çıkarma konusunda aile meclisini ikna etsin, getirsin biz meclis olarak biz de ikna oluruz. Siz meclisi ikna edemezsiniz, aile meclisini. Kızlarınız, damatlar ve oğullar başlarında bulundukları kurumlarla yurt dışına para çıkarmayı bıraksalar, örneğin Kızılay'ın aracılık edilerek Ensar'ın TÜKVA'ya yolladığı parayı hep birlikte bütün Türkiye duymadı mı? Kim çıkarıyor bu paraları? O yüzden siz bu işi aile içinde halledin, biz daha sonra hallederiz. Bir de bir çağrımız olsun, sürekli ifade ediliyor İş Bankası konusu. İş Bankası ile ilgili yeni bir tartışma açmaya çalışıyorlar, bir gerilim istiyorlar. Ve temel argüman şu, İş Bankası'nın hisselerini Atatürk bırakırken CHP'ye, tek parti CHP'ydi, o yüzden hazineye bırakamadı. Hazineye bırakmalı. Oysa ki Atatürk bir sene önceki vasiyetinde Atatürk Orman Çiftliği'ni hazineye bırakmıştı. Demek ki hazineye bırakmayı biliyormuş. Ama illa hazineye bıraksın diye söylüyor ya, böyle bir düzenleme yapacakmış ya. Genel bir düzenleme yapsın o zaman. Genel düzenleme daha makul. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları. Her ne vasiyet verirlerse versinler ve miras hukukuna rağmen cumhurbaşkanlarının mal varlıkları hazineye devredilecek olsun. Var mısınız Sayın Erdoğan? İlk cumhurbaşkanının vasiyetine rağmen hazineye devrolacaksa bir yüzükle girdiğiniz ve şimdi miktarını kendinizin bildiği mal varlığını siz de Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra Allah geçinden versin
hazineye bırakıyorsanız, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları hakkında diye bir kanun teklifi varsa, o zaman kanunların genelliği ilkesine uygun bir iş yapmış olursunuz. Sayın Erdoğan, bunu aile meclisinden geçirin, buradaki meclisten geçirmesi bizden. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.